gazetesinin bu manşeti ve ortaya koyduğu belgeler hem MİT tırları kumpasından hüküm giyen gazeteci Enis Berberoğlu'nun karanlık ilişkilerini deşifre etti hem de Büyükada'daki kaos toplantısıyla yapılmak istenenleri ortaya koydu. Şimdi işte bu amaçları Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'le konuşacağız. Gazetenin birinci sayfasındaki o iddiaları ele alacağız. Telefon attığımızda kendisi. Turgay Güler, merhaba, hoş geldiniz moderatöre. Merhaba. Şöyle kısaca bir haber yaptık ama tabii biraz daha detaylandırmak ve açmak lazım o iddiaları, amaçları. Bu sizin de gazetede yer verdiğiniz bilgi ve belgelerin ortaya koyduğu gerçekler nelerdir? Büyükada'daki o toplantıyı düzenleyenlerin, katılanların karanlık bağlantıları ve Türkiye ile ilgili amaçladıkları şey neydi? Şimdi bunu detaylandıralım ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Bu Türkiye'nin bugüne kadar onlarca yıldır karşı karşıya kaldığı saldırıların artık kuralsızca, hiç çekinmeden, göstere göstere yapıldığının bir kanıtıdır. Şöyle, artık bir cinnet halindeler ve açık açık da saldırıyorlar. Yani bunu böyle altını çizerek söylemek lazım. Bu da bize şunu gösteriyor ki 7/24, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, 7/24 nöbette olmalıyız artık. Çünkü bütün pratiklerini Türkiye üzerinde denediler şu ana kadar. Gezi, 17-25, 6-7-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, işte 17-25. Tüm bu pratikleri Türkiye üzerinde denediler. Dünyada başka ülkelerde de denediler. Denedikleri her yerde ciddi oranda tırnak içerisinde başarı elde ettiler. Ama Türkiye'de uygulamaya kalktıkları bu yöntem, her birinde duvara tosladılar. İşte Büyükada'daki bu toplantının vehameti bu yüzden çok önemli. Çünkü onlar da işte tam da bunu konuşuyorlardı orada. Diyorlardı ki yani gezi olayları olmadı. Orada bir hava yakalamış, bunu sürdüremedik. 17-25 olmadı. Efendime söyleyeyim, 15 Temmuz'da başarılamadı. Çok daha büyük bir şey yapmalıyız. Bugün itibariyle, yani bugün için yeni bir darbe tezgahlamak, bu benim kişisel görüşüm, neredeyse imkansız. Çünkü darbeyi yapmak için ere ihtiyaç var. Eline silah alıp hiçbir er bu manzarayı gördükten sonra, bu ihaneti gördükten sonra hiçbir ere, hiçbir komutanı hadi darbeye gidiyoruz, sokağa çıkıyoruz demez. İnsanlar zaten sokağa çıkıyor, bunları görüyor. Bunların tüm ince ince hesaplarının yapıldığı bir toplantı, Büyükada toplantısı ve bunun bileşenleri var. Şimdi burası çok çarpıcı zaten. Nedir bileşenleri? Bir CHP, HDP, FETÖ, PKK, TKP, MLKP, DHKPC, efendime söyleyeyim, bir takım NGO'lar, çözüm ona, işte Avrupalı, daha doğrusu derin Avrupa'dan bir takım örgütler, bunların finanse eden işte Avrupa Birliği, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Amerika, tüm bunların hepsi, tüm bu paydaşlar bir araya geldiler, temsilcilerini gönderdiler. Daha doğrusu piyonlarının da, Türkiye'deki piyonları da birlikte bir toplantıda. Bu toplantı bir fecaat. Bu toplantı Türkiye'nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük saldırı, dikkat ederseniz gerek Amerika'dan gerek Almanya'dan ajanlarını geri verilmesi için. Evet. Ajanlarının geri verilmesi için böyle akıl almaz açıklamalar, işte yargıya baskı anlamına gelebilecek işler yapıyorlar. Bir başka şey, daha net anlaşılsın diye bugün Güneş Gazetesi iki ayrı, daha doğrusu iki büyük manşetle çıktı. Manşetin diğeri de Enis Berberoğlu'nun kızı Zeynep Dilara Berberoğlu'nun ilişkisi. Şimdi Dilara Berberoğlu Avrupa ve bir takım Türkiye karşıtı uluslararası yapıların finanse desteklediği merkezinde görev yapıyor. Hem oranın üyesi hem orada görev yapıyor. Şimdi bu desteklenen kuruluşlardan biri de Mülteci Dayanışma Derneği. Bu Mülteci Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi kimdir? Şimdi yani savaş olacak için Ekrem Dumanlı, FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ'den ve telefonunda Baylok çıkan damadınla aynı çatı altında bir araya geliyorlar. Sadece onlar mı bir araya geliyor? Hayır. PKK da aynı çatı altında bir arada. CHP de aynı çatı altında bir arada. Ve bunları Soros destekliyor. Soros ve Soros'un destek verdiği dernekler, vakıflar destekliyor. Şimdi bitmiyor. Bu Soros'un kurucu üyelerinden biri kim?
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki o TESEV'in üyesi. Peki bunu ben mi diyorum? Hayır, ben demiyorum. CHP'li milletvekili Barış Arkadaş, daha henüz CHP'den milletvekili yapılmadan önce bir köşe yazısı yazmış ve ortalığı ayağa kaldırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Soros'la irtibatlandırdı ve bunun ne kadar ciddi bir tehlike olduğunu, Türkiye açısından ne kadar ciddi bir tehlike olduğunu, bir vahim bir durum olduğunu ortaya koydu. Fakat bir süre sonra Barış Arkadaş'ı aldılar ve milletvekili yaptılar. O gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehlikeli addeden Barış Arkadaş, işte gördüğünüz son dönemde adalet yürüyüşlerinde vesaire, onu övmeye başladı. Dolayısıyla bu yapının içerisinde hemen dönelim Büyükada meselesine. Büyükada da diyor ki bu adalet arayışlarımız, yürüyüşlerimiz devam ettirilmeli diyor. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda, kürsüde, yürürken, sağda, solda söylediği her şey, orada ele geçirilen, polis tarafından ele geçirilen, el konulan belgelerde birebir yer alıyor. Yani orada o kişiler tarafından pişirilen, hazırlanan planlar... Bir de bölünmüş bir Türkiye haritası çıkıyor biliyorsunuz sözde STK temsilcisinin üzerinden. İşte mesela oradaki planların bir kısmı FETÖ'yü ilgilendiriyor, FETÖ ayağı. İşte şöyle değerlendirelim, FETÖ'cüler bu plan içerisinde yer alacaklar ve hapisten kurtulacaklar. PKK bu plan içerisinde yer alacak, Türkiye'yi bölecekler, onlara bir parça verilecek. CHP bu plan içerisinde yer alacak, AK Parti yıkılacak. Bilmem, böyle bir düzenekten bahsediyoruz. Ve bu düzenek çok ciddi bir düzenek. Şimdi buna ilişkin bakıyorsunuz gazetelerde hiçbir şey yok. Yani hangi gazetelerde dediğimi zannediyorum. Siz de izleyiciler de anlıyordur. Bu mesele Türkiye'nin milli güvenlik meselesi. Yani en az 15 Temmuz kadar, altını ısrarla çiziyorum, en az 15 Temmuz'da başımıza gelenler kadar önemli bir mesele. Evet. Dolayısıyla bunun üzerine gidilmesi gerekir ve bu konuda Türkiye'ye yönelik çok ağır baskılar, yaptırımlar uygulamaya kalkışacaklar. Uygulayamazlar ama kalkışacaklar. Fakat şu, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında Türkiye göründüğü gibi bir ülke değil dedi. Evet, göründüğümüz gibi bir ülke değiliz. Binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülkeyiz. Artık eski Türkiye değiliz. Karşı karşıya olduğumuz tehlike, saldırı, küçümsenmeyecek kadar önemli bir saldırı. Ama bunu planlayanların da şunu unutmamaları gerekiyor ki Türkiye artık o eski Türkiye değil. Bu arada o sözlü aktivistlerden 6'sı tutuklandı. Tabii sizin Güneş gazetesinde iki büyük manşette yer verdiğiniz bilgi ve belgeler şüphesiz çok önemli. Ama belki bunların daha fazlası önümüzdeki günlerde de ortaya çıkacak. Ve yine... Sanıyorum bir itiraz var o salıverilenlere ilişkin. Evet. Onların da tutuklanması için bir itiraz var. Onu göreceğiz, bekleyeceğiz. Bir de elimizde yeni yeni belgeler var. O belgeleri de yarın okuyucularımız, Güneş okuyucuları yarın görecek. Zaten şimdiden daha fazlası var diyorsunuz. Peki.